arkadaşlar. Ne? Peki iki beklemişiz. E, merhaba arkadaşlar. E, sınırları aşan bir ilaç endüstrisi yolculuğu serimizin altıncısında bugün eczacı Can Öngen Can Öngen birlikteyiz. Hoş geldiniz tekrardan Can Bey. Merhaba siz de hoş geldiniz. İsterseniz başlayabiliriz. Evet, ee, biraz kendimden bahsedeceğim, bazı konulara değineceğim, kariyerimden bahsedeceğim. Öyle konuştuk ee, Ece Hanım'la. Ondan sonra e, cover etmediğim, bu arada eğer yabancı kelime kullanırsam kusuruma bakmayın, 18 seneden beri dışarıdayım, Türkiye'de değilim. Özür dilerim sizden. E, eğer cover etmediğim konular olursa, sizin sormak istediğiniz, yorumlamak istediğiniz Konular olursa lütfen çekinmeden e, sohbet niyetinde konuşalım. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. 87 yılında. E, benim dönemimde e, biz üniversite sınavına girmeden e, liste yapıyorduk. E, birinci tercihim değildi. Birinci tercihim Ankara siyasaldı. Hep diplomat olmak istiyordum. E, Türkiye'yi <laughs> bir şekilde... Konsolosluk neslinde ya da büyük elçilerin politika, dış politikaya girmek istiyordum. Bir abim doktor, bir abim de mimar olduğu için dedim ki ikinci üçüncü tercihlerimi de eczacılık fakültesi ve inşaat fakültesi yazayım dedim. Eczacı oldum, çok da memnunum. Sadece şey yapayım. Nişantaşı'nda okudum. İyi bir öğrenciydim ama çok zeki değildim. Yani. Böyle derslerim 80'ler 90'larda değildi. Ee, bazı derslerde iyiydim. Anatomi dersim çok iyiydi. Ee, farmasötik teknoloji dersim çok iyiydi. Analitik kimya dersini çok sevmezdim. Toksikoloji dersim çok iyiydi. Ee, 4 sene okudum benim dönemimde 87. Şimdi Yunus Erdoğan konuştuğumda e, sizler 6-7 sene 7 sene herhalde e, uzman olmak için veya Farklı branşlara geçmek için okumak zorundasınız. E, okulda kalmak ile endüstriye geçme arasında son sene bayağı çelişkide oldum. Eczane açmak istemedim dördüncü e, senede. E, yanlış veya doğru eczacı arkadaşlarım için söylemiyorum. Ama ben dedim ki ya kariyerimi okulda kalayım, özellikle toksikoloji dersinde ya da... E, kariyerimi endüstriye geçim diye. İkinci dönemde dedim ki ben endüstriye geçmek istiyorum. Endüstriye geçmek için araştırmalar yaptım. Sadece eczacı olarak mı kalsam bir ilaç firmasına girsem yoksa biz eczacılar tıp fakültesinde ya da medical background'da olanların e, business administration'ı yani iş gücümüz yok. O, o konularda ders almıyoruz. Bu nedenden okul bitirdiğim zaman İstanbul Üniversitesi'nin işletme fakültesinin işletme iktisadi enstitüsü vardı. Sanırım hala var. Şu anki Boğaziçi Üniversitesi'nin yanında bir kampüs vardı. Orada e, bir sene 18 ay master yaptım. Yani daha doğrusu MBA deniyor şimdi. Orada işletme okudum, ekonomi okudum. Yani aynen öğrenciliğim devam etti. Onun bitirme tezinde e, bir tez hazırlamamız lazım. Staj yapmamız lazım. O, demin, o dönemin FAKO firmasında, ilaç firmasında e, staj yaptım. Aşağı yukarı üç buçuk aylık. Orada bir e, sunum hazırladım okul için, master'ım için. Oradan da askerliğe geçtim. Askerlikten döndüm. E, FAKO beni bekliyordu. Dedi ki işte gel başla. Ondan sonra bir e, grup bilim ilaç firmasında bir işimiz vardı, ürün müdürlüğü. E, onlar arasında gidip gelirken acaba ne yapsam, ne etsem derken, e, Alcon, e, şu anda Türkiye'de yine iyi tanınmış göz firmasının e, o şirketine girdim. O şirket daha yeni kuruluyordu 1990 senesinde. O şirkette ilk önce satış elemanlığı, satış e, müdürlüğü, Ürün müdürlüğü derken 27 yaşında genel müdür oldum orada. Burada endüstriye geçmek isteyenler için önereceğim muhakkak yabancı dilinizin olması lazım. Yani ikinci, üçüncüden değil ama İngilizcenizin olması lazım. Benim lisem her ne kadar kuvvetli bir lise olsa da İngilizcem çok kuvvetli değildi. Onun için o dönemde yaz aylarında ben bir aylık, 2-3 defa İngiltere'ye gittim. Brighton'a, işte Bournemouth'a. Orada bir birer aylık İngilizce kursları aldım. İngiliz ailenin yanında kaldım. İngilizcemi geliştirdim. Ee, bu size bir tavsiye. Eğer endüstriye girmek istiyorsanız, yurt dışına çıkmayı hedeflemeseniz dahi Türkiye'de e, muhakkak bir İngilizcenizin iyi seviyede, çok iyi olmasa da iyi seviyede bir İngilizcenizin olması lazım. Onun için e, hazır bu dönemde e, şey yapmanız lazım kendinizi yetiştirmeniz lazım. Ee, Alkon ilaç firmasında o dönemde üç tane business unit vardı, hem göz ilaçları e, artı e, cerrahi malzemeler, katarak operasyonları için ve cihazlarla ilgili. O Alcon firmasında 24 sene çalıştım. 24 senenin içinde 2002 senesine kadar Türkiye'de genel müdürlük yaptım. Oradan. E, performans ve e, opportunity'lerden dolayı İsviçre'ye geldim 2002 senesinde İsviçrede e, Doğu Avrupa'nın bölge müdürlüğünü aldım Türkiye'de bana dahildi Türkiye'de bir genel müdür arkadaşımız vardı bana rapor ediyordum e, daha sonra Batı Avrupa'nın İngiltere Almanya işte benelüks o ülkelerden sorumlu Başkan Yardımcısı oldum yine Algonda 24 seneyi tamamladım. 2014 senesinde Galderma diye şu anda LinkedIn'de bulunan o şirkette başladım. Orada Avrupa'dan sorumlu başkan yardımcılığına geçtim. Galderma'da dermatolojiyle uzman. Onun da üç tane business uniti var. Hem prescription reçeteli ürünler hem estetik ürünler birazdan bahsedeceğim. Hem de OTC dediğimiz şu ile işte, ilgili, Türkiye'de birkaç ürünü var, Daylong gibi güneş yağları ile ilgili. Ee, 1900 pardon 2017 senesinde de International Market'i kurdum. Yani sadece Avrupa değil, bütün Asya, Latin Amerika'yı da hepsini birleştirip e, International Market adı verili arasında. North Africa, şey North America, yani Amerika, U.S. market ve international rest of the world dediğimiz, o onun e, başkan yardımcısıyım. Yani onun başına geçtim. Böyle bir e, kariyerim var. 18 seneden beri İsviçre'deyim. E, i̇lk önce Alman kesiminde yaşıyordum. Yaklaşık 12 seneden beri de Fransız kesiminde yaşıyorum. Lozan'dayım. E, bu arada. E, bu bana verilen topikler arasından e, cover etmek istediğim estetik biznesten bahsedeyim isterseniz. Estetik bizneste dolgular var. Bir de toksin denilen e, yani Türkiye'de daha çok tanınan botoks ürünleri var. E, Galderman'ın dolgular facial injection yüzle ilgili e, belli bir yaşın üzerinde genelde Avrupa'da 20-22 yaşın üzerinde başlıyorlar. Kişisel Facial üzerinde daha dolgun göstermek, kırışıklıkları azaltmak için kullanılan dudaklar dahil dolgu maddesi, sodyum hyaluronat'tan içeriyor. Bir de toksin ürünü var. Toksin de e, daha çok alına yapılan, alındaki kırışıklıkları gideren e, bir e, facial injection. E, tamamen kozmetik amaçlı kullanılan e, malzemeler. Bir başka topik benden istenen, kabul etmek istediğimiz yabancı diller konusunda İngilizceyi nasıl öğrendiğimi anlattım size. Size tavsiyem eğer yani kuvvetli bir İngiliz'iniz yoksa eğer imkanınız varsa ilk önce Türkiye'de e, benim yaptığım gibi 7-8 aylık bir kursa gittim hafta sonları. Ondan sonra e, İngiltere'ye 3 defa yaz aylarında bir ara hatta çalışırken bile, Alkon'da çalışırken bile yıllık iznimi alıp, Oraya geçmiştim. Ee, orada bir İngiliz ailenin yanında kalarak, e, özellikle e, Brighton'da, orada hem yazımı geçirdim, hem kursa gitmiştim. Aynı dönemde e, 90'lı yılların başında, o dönemde Rusya e, çok aktifti, e, pazar açılıyordu. Bugün Çin'i gibi e, Rusça ders almaya başladım İstanbul'da. E, 8-9 ay gibi bir e, şeyim var, kurs aldım. Ondan sonra da Rusya'da bir süre İş için gidip gelmekten onu geliştirdim. E, Japonca'm basic düzeyinde. E, eşim yarı Japondur, yüzde 50 Japon. E, ondan tanıştığım tanıştığım zaman öğrenmek zorunda kaldığım e, bir dildir. E, o, o faydası oldu. O, oradan öğrendim. Ee, ama yani 3-5 tane dil bilmek çok önemli değil, önemli olan İngilizceyi bilmeniz lazım eğer ilaç endüstrisine giriyorsanız, Türkiye'de kalsanız dahi, yurt dışına çıkmasanız dahi. Ee, bunun haricinde e, kavur etmek istediğim konulardan bir tanesi, e, uluslararası liderlik e, ödeli aldım. Ee, en son Nesle Skin Health'de Galderma Nesle'ye ait bir firma idi. 2019 Ekime kadar, ee, 2019 Ekim'de Nesle firmayı sattı, bir e, private equity investment fund e, satın aldı. 2019 senesinde, 2018'deki başarılardan dolayı e, bana uluslararası e, executive leadership ödülü verdiler. Buradaki aslında Başarım, e, takım ruhu. Yani bu, ben buna çok inanıyorum. En büyük fark Amerika'daki çalışma ortamı ve Avrupa'daki çalışma ortamındaki en büyük fark Amerika çok daha braysel, e, Avrupa ve Türkiye daha çok takımsaldır. Ben de çok takıma inanmışımdır. Alkon'dan itibaren e, hem kendi takımımı kurmak hem de çalıştığım insanlarla beraber bir şeyler elde etmeyi çok hedefledim. Ve bunda ben başarılı oldum ee, ama benim başarım aslında benim kurduğum takım benden beraber çalışan insanlardan dolayı e, onların e, yöneticilik tamam ama onların başarısı e, otomatikman benim başarım haline geliyor. Evet, isterseniz burada bir duralım, bir giriş yapmış olalım. Ece, e, nasıl yönlendireceksin? Sor, sormak isteyen, yorum yapmak isteyen? Hocam merhaba. Merhaba Büşra. Yoldayım, işten dönüyorum. Ee, kusura tamam, bakmayın. dikkat et. Kaçırmış olabilirim, dinliyorum en baştan beri ama biraz ses var etrafımda. Ben şeyi merak ettim. İsveç'e gittiğinizde orada siz e, firmaya kendiniz başvurup e, tamamen kendiniz mi çabaladınız? Yoksa buradaki firma aracılığıyla mı gittiniz? O kısmı merak ettim. Tabii. Ee, Türkiye'de genel müdürlük yaptığım Alkon ilaç Firması... E, nın sayesinde oradan beni bir promosyon olarak İsviçre'de headquarter'ımız vardı Alko'nun Avrupa headquarter'ı orada bölge müdürü olarak geçtim İsviçre'de yani Türkiye'deki genel müdür e, bölge müdürü oluyor e, Avrupa'daki headquarter'a geçiyor İsviçre'de Zuka Zuk geçtim Alman kesimine şirketle beraber geldim yurt dışını tercih etme sebebiniz neydi Türkiye'den daha mı iyi İyi kötü demek doğru olmaz. Beş beş buçuk sene genel müdürlük yaptım. İki iki sebebi vardı. Bir tanesi özel bir sebebim vardı. Eşim e, İsviçre'ye geçiyordu. E, oraya yani o zaman bekardım ama o bir özel hayatı orada birleştirme amacıyla. İkincisi de kariyerdi. Yani Türkiye'de kaldığınızda şimdi biraz daha kolay Türkiye'nin etrafındaki ülkeleri işte Orta Doğu'yu Türkiye'de konuşlanarak, Türkiye'de durarak bölge müdürlüğü yapabilirsiniz. O dönemlerde eğer bölge müdürlüğü, genel müdürün üzerinde bir pozisyonlar almak istiyorsanız, şirketin headquarterına yani merkezine gitmeniz gerekiyordu. Şimdi görüyorum, izlediğim kadarıyla Türkiye'de yaşayıp, Türkiye'de hem genel müdürlük hem de bölge müdürlüğü özellikle Orta Doğu ile ilgili veya Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz CIS ülkeleriyle ilgili e, firmalar bunu bunu sağlayabiliyorlar. Ama o dönemde e, trend daha fazlaydı. Muhakkak merkeze geçmeniz lazımdı. E, kariyer açısından onlar istedi. Onlar dedi ki e, bölge müdürlüğü vermek istiyoruz sana. E, Türkiye'den e, değil ama İsviçre'ye gelebilir misin? O da benim için e, özel yaşantım açısından bir avantaj oldu. Teşekkürler hocam sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederiz Can Bey. Ee, arkadaşlar sorularınızı chat kısmına yazabilirsiniz karışıklık olmaması için. Ben de Can Bey'e iletirim. Ben de buradan sorularımla devam edeyim. Ee, çok genç yaşınızda genel müdür olduğunu söylediniz 27 yaşında. Ee, peki çok gençken başladığınız için zorlandığınız zamanlar oldu mu? Olduysa nasıl başa çıktınız? Ee, çok tecrübesizdim ilk iş hayatıma girdiğimde. Yani onun için sakın çekilmeyin. Özellikle böyle eczacılık gibi tıp konularında okuyup da ticari bir şirketlerde çalışmak kolay değil. Onun için büyüklerimden o dönemde fikirler alıyordum. Onlar beni yönlendirmişti bu işletme iktisadında master yapmamı veya işte ekonomi okumamı işletme okumamı çok faydası oldu. Genç yaşta olmanın, e, genç genç yaşta olmak kötü bir şey değil aslında çok güzel bir şey ama tecrübesiz olmak e, güzel bir şey değil. Çünkü herkes tecrübe arıyor ama tecrübeyi nereden alacağınızı bilemiyorsunuz. Bir işe başvuruyorsunuz ben tecrübe istiyorum diyor ama ben 19 yaşındayım, 20 yaşındayım, 21 yaşındayım. E nereden tecrübe alacağım? Onun için de belki ona göre şimdi fakülteleri dizayn ettiler şeyini stajlarını ama stajlarda kendinizi göstermeniz, Endüstride eğer staj yapıyorsanız çok büyük bir avantaj. Benim benim avantajım oldu. FAKO'da staj yaparken Squeepin e, distribütörlüğünü yapıyorlardı. Squeep ilaçlarının sonra Smart Climb e, başka bir firmayla birleştiler. Glass söyleyebilirizler. O o dönemde e, çalışmam e, üst düzey, düzey yöneticilerin dikkatini çekti ki ...askerden döndükten sonra e, benden çalışmak istediklerini e, iletmişlerdi ve ben böyle bir e, ilaç endüstrisi şeyine geldim yani genç olmak bence pozitif e, ama tecrübenizi e, bir yerden almanız lazım onun için de en güzel yer e, staj yapmak bir de network yani bunca yıl e, kariyerimde hala e, 30 senelik bir e, geçmişim var network çok önemli yani muhakkak network'ı yapmanız lazım. Teşekkür ederiz Can Bey. Burada çoğunluk eczacılık öğrencilerinden oluşuyor şu an. Peki siz bulunduğunuz bu konuma gelirken eczacı kimliğinizin size ne katkıları oldu? Eczacılık kimliğimin ilk başta çok katkısı oldu. Yani ilaç endüstrisinde benim dönemimde, Kimya mezunu olan öğrenciler, e, e, meslek sahipleri daha fazlaydı. O zaman bir çekişme vardı işte kimyacılar ele geçiriyor, kimya mezunu olanlar. Şu an bilmiyorum ama biz o dönemde e, eczacılar olarak ya işte ilaç endüstrisi bu bizim işimiz. Ama sadece back office dediğimiz e, üretim kısmı, analiz kısmı değil, commercial kısmını da yaparız. Ürün müdürlüğünü yapabiliriz. Biz daha iyi biliyoruz şeklinde bir çatışmamız, bir çelişki şeyimiz olmuştu. Eczacı olmamın avantajı özellikle ilaç firmasına girerken e, ürün müdürlüğü sırasında ben FAKO'da staj yaparken ürün müdürlüğü yapmıştım. E, biyolojiye, e, farmasötik teknolojiye bu konulara, e, scientific konularına çok daha yakınsınız. Onun çok büyük bir faydası oluyor. Ama Kariyerinizde yükseldikçe e, veya commercial dediğimiz ticari bölüme geçtiğiniz zaman e, o size sadece bir merdiven vazifesi sağlıyor. İlk kariyerinizi birleştiriyor. Ondan sonra e, yükseliyorsunuz. Ondan sonra eczacı olmanızın e, bir avantajı veya dezavantajı yok. Ama kariyere başlamanız açısından büyük bir avantajı var. Çünkü ilaç endüstrisi eczacılara doktorlardan daha fazla ihtiyacı var. Çok Onun için çok... bırakmayın sakın. E ilaç endüstrisine girmek istiyorsanız eczacılar e, oraya bırakmamanız lazım. Daha hızlı, daha yakın, daha güzel tutulmanız lazım. Biz de ona hedefliyoruz. E, dermatoloji alanında çok e, büyük bir firmada çalıştığınızı söylediniz. Peki firmanızın insan deri sağlığına bu kadar önem vermesinin sebebi nedir acaba? Şimdi son 10 seneden beri daha spesifik ilaç firmaları üremeye başladı, daha oluşmaya başladı ki ben de bunları destekliyorum. Daha büyük firmalar, Pfizer gibi, Novartis gibi de eğer dikkat ederseniz son 10 yılda business unit haline gelmeye başladı, onkoloji haline işte skin health deri üzerine, göz üzerine. Ee, bu firmanın kuruluşu da 1970'lerde başlıyor. Yine iki tane eczacı kurmuş. Bu eczacılar Amerika'da kurdukları zaman sadece losyon yapmışlar. Yani deri üzerine gelmişler. Ve benim kişisel görüşüm önümüzdeki dönemde 5 senede 10 senede çok daha fazla spesifik konuya fokus olan firmalar olacak. Biyo, biyoteknoloji ama... Skin care işte deri üzerine, göz üzerine veya kanser üzerine, onkoloji üzerine, e, kardiyoloji üzerine firmalar olacak. E, bunlara e, sık sık karşılayacağız. E, ne kadar takip ediyorsunuz gerçi öğrencisiniz ama özellikle Amerika'da, Boston'da. Ee, çok fazla e, orta derece, küçük derecede firmalar var. Startup dediğimiz 200 kişilik ama bürosu 500 milyon, 1 milyar civarında. Hep bunlar uzmanlaşmış. Spesifik derken uzman e, sadece bir konunun üzerine uzmanlaşmış e, firmalar var. Bunları çok çok sıkı sık sıkı göreceğiz. Büyük firmalarda e, bunları satın alsalar dahi bağımsız olarak idare edeceklerdir. Biz de olarak idare edeceklerdir. Çok teşekkürler. Kuzey Amerika dışındaki dünyadaki tüm pazarların yönetilmesinden siz sorumluymuşsunuz. E, peki böyle büyük ve önemli bir görevde birbirinden farklı birçok ekip yönetiyorsunuz. Bunu yaparken nasıl bir strateji izliyorsunuz? burada en önemli şey kültür. Kültür, ülke kültürlerini çok iyi bilmeniz lazım. O kadar farklı ki çocuklar, bir, birkaç tane espri olsun da anlatıyorum. İlk, mesela Azerbaycan'a gittiğim zaman ki Azerbaycan'da Türkçe konuşuyorsunuz, anlaşıyorsunuz en azından. Ama Rusya'dan gelen bir kültürle bir profesör beni evine davet etti. İşte eşi çok güzel yemekler yapmış, oturuyorsunuz ediyorsunuz. Yanımdaki distribütörle, oradaki çalışan bir Azeri kişiyle yemeğe gitmiştik. Ee... Ben Türk olarak ya da büyük bir yani siz de eminim ki yani aynı şeyi yaparsınız, teşekkür etmek istedim. Yani işte sofra işlerinde teşekkürü hanımefendiye yaptım. Yani dedim ki elinize sağlık, çok güzel, çok e, zahmet ettiniz, hazırladınız diye. Masanın altından e, yanımdaki Azeri e, iş arkadaşım öyle bir e, vurdu. Ne yapıyorsun dedi, profesöre teşekkür etmen lazım, evin reisi o dedi. Anlatabiliyor muyum? Ya da e, Çin'de e, çok yakınlarda, Çin e, Çin'de çok fazla konuşmazlar. Japonya'da çok fazla konuşmazlar. Sizler soru sorarsınız toplantıda, e, siz kendiniz parmakla ya da sen söyle demediğin sürece konuşmazlar. Bunun aksine Latin Amerika'ya gittiğiniz zaman veya İskandinav ülkelerine gittiğiniz zaman, onlar çok daha girişken, çok daha açıktır. Bu kültürleri bilmek zorundasınız. Bu kültürleri e, le, bileceksiniz ki, anlayacaksınız ki, onlara yakın olacaksınız ki, e, hata yapma şansınız veya komünikasyondaki ilişkilerinizle çok daha e, faydalı olabilirsiniz. Bu, bu çok önemli. Bunu geliştirmenin e, yollarından bir tanesi, e, mümkün olduğunca imkanınız el verdiği sürece. ...o ülkeleri gezmek, görmek veya o ülkeler hakkında e, kitaplar, dergiler, e, videolar izlemek, seyretmek. Çok teşekkürler. E, peki 2018 yılında olağanüstü liderlik ödülünün sahibi oldunuz. Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? Bu başarınızın sırrı nedir sizce? Takım. E, benim çalıştığım, ben çok şanslıyım, benim çalıştığım takım... Ee, çok başarılı oldu. Onların sayesinde ben bu ödülü aldım. 2018 senesinde e, büyük bir değişime giriyordu şirketimiz. E, bu hem organizasyonel değişimdi. İşte 2017'de aldığım International e, Uluslararası Market e, pazarına. Bu değişimi e, benim direct reportlarımda Direkt iş, direct report dediğim zaman an, anlarsınız umarım direkt bana rapor eden insanlarla oturduk, konuştuk. Neler yapmamız lazım? Ne, şirket bize ne hedef verdi? Bu hedeflere nasıl ulaşabiliriz diye. Bu e, grup ile 9 e, kişilik bir grup ile e, bu hedefleri gerçekleştirdik. Yani buradaki başarım e, takım ruhunu e, birleştirmek, yaratmak, motiveyi, motivasyonu sağlamak. Bunun için de size önerebileceğim listening, dinleme kabiliyetinizi arttırmanız lazım. Tamam mı? Benim en büyük şöyle söyleyeyim challenge'lardan bir tanesi Avrupa'ya geldiğim zaman Türkiye'den kendimi ifade etme özgürlüğüm, kapasitem çok fazla değildi. Bu yabancı dille hiç alakası yok. Biz, Türkiye en azından ben, size örnek vermeyeyim, ee, ya bu konuyu biliyorum, işte sen nasıl anlamıyorsun diye derdim. Çünkü ben konuyu biliyorum, anlatıyorum ama sen anlamıyorsun. Olayı vardı. Onun için e, nasıl kendinizi ifade edebileceksiniz, komünikasyonunuzu, iletişiminizi nasıl yapacaksınız, nasıl dinleyeceksiniz, yani anlamak için mi dinliyorsunuz, Yoksa cevap vermek için mi dinliyorsunuz? Bunlar çok önemli. Hazır sizin önünüzde eğer ilaç endüstrisine girecek iseniz herhalde en ortalama 2 ya da 5 senelik bir zamanınız var. Birinci sınıfta olan arkadaşlar var, son sınıfta olan arkadaşlar var. Benim size tavsiyem e, iletişiminizi arttırabilecek, geliştirebilecek kurslara gitmeniz lazım. Yani online kurslar olabilir, bu Türkçe olabilir, İngilizce olmak zorunda değil... Daha iyi iletişim nasıl kurulabilir? Daha iyi nasıl dinlenebilir? Mesela bir örnek, ben sabahları iş yerime geldiğim zaman COVID'den önce belli bir süre toplantı koymuyorum. Mesela 8'den 9 arasında gelen e-maillerimi, mesajlarıma bakıyorum. Bu, bu dönemde sadece e-mailler. Çünkü işte Latin Amerika'dan da işte Asya'dan da oradan gelen bu e-maillere bakıyorum. Ondan sonra toplantıları koyuyorum. Ondan sonra işte diğer e, functionlarla, diğer business unitlerle ilişkilerimi koyuyorum. E, bir de prezentasyon skills, e, sunum becerileri yanlış hatırlamıyorsam, tam Türkçe bilmiyorum ama o, o e, skillinizi de geliştirmenizde fayda var. Onda da çok güzel e, prezentasyon skills. E, e, online eğitimler var. E, umarım COVID kısa zamanda geçer, normal hayata ya da yeni normal hayata dönersiniz. döneriz hep beraber. Bunu da e, geliştirmenizde fayda var. Bunlar size çok çok çok, gerçekten çok faydası olacak. Yani e, tekrar söylüyorum, Türkçe alabilirsiniz, yabancı da almak zorunda değilsiniz ama iletişiminizi, komünikasyonunuzu arttırabilecek, e, dinleme becerinizi arttırabilecek ve de kendinizi ifade edebilecek ilişkileriniz özellikle prezentasyon skinizi skin bilebilirsiniz, konuya hakim olabilirsiniz ama bunu anlatabilmek de bir tecrübe istiyor, bir maharet istiyor. Yabancı dilin haricinde bunu kazanmanız lazım. Çok teşekkürler Can Bey. Harvard, London Business School gibi çok iyi okullardan liderlik ve yöneticilik eğitimi aldığınızı gördük. Bu süreçlerden de bahsedebilir misiniz? Bu eğitimlerin vizyonunuza ne gibi katkıları oldu? Tabii. E, hemen hemen e, iyi tanınmış çoğu e, biznes e, okullardan eğitim aldım. Bunlardan beni en çok etkileyen aslında IMD diye International Management Development Okulu var İsviçre'de. E, orada 10 haftalık bir uzun süre 10 haftalık bir eğitim oldu. Bu benim ilk eğitimimdi. 2000 2007 yanlış hatırlamıyorsam o dönemde. Hepsi leadership. Şimdi e, seviyeleriniz yükseldikçe işte bu prezentasyon eğitiminizi, kendi iletişim eğitimlerinizi aldığını söyleyecek, kendi skillerinizi eğitmeniz lazım. Leadership eğitimlerinizi almanız lazım. Bu tecrübeyle oluyor ama aynı zamanda kendinizi de bilmenizi gerektiriyor. E, bu eğitimleri işte strateji eğitimi, e, leadership eğitimi e, en beni en çok etkileyen, en çok bana veren bu IMD'deki eğitim oldu. Burada case study dediğimiz, e, işte daha önce son 10 senede, 7 senede ki e, firmalarda, firmaların başına gelen, ister ticari olsun, ister insan kaynakları ile ilgili olsun, ister araştırma geliştirme ile ilgili olsun e, challengeları, problemleri. E, Toparlıyorlar. İşte o onlar da case study dediğimiz stady veriyorlar. Siz grup halinde biz olsaydık nasıl çözerdiği gelip sınıfta şey yapıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Güzel bir eğitim, güzel bir kurs bunlar muhakkak almanız lazım. Ama belli bir seviyenin üzerine çıkmanız lazım. Çünkü o anda tecrübenizde ihtiyacınız var. Yani siz neler yapıyorsunuz, bu firmaların hataları veya doğru kararlarında siz o dönemde olsaydınız neler yapardınız konusunda. Bunlar işte belki bir 10 senelik, 15 senelik iş tecrübesinin üzerine, yaşadığınız tecrübenin üzerine aynı zamanda okuldan da diğer şirketlerin Diğer e, sınıf arkadaşlarının tecrübesiyle beraber harmonize oluyor. O 10 haftalık ya da işte o kursun süresi boyunca böyle bir eğitim alıyorsunuz. Çok çok faydası oluyor. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi de biraz klasik bir soru olacak. Biraz da bahsettiniz bundan ama. E, sizce liderlik nedir ve iyi bir liderde bulunması gereken özellikler nelerdir? İyi bir liderde bulunması gereken birinci özellik iyi bir dinleyici olması lazım. Yani her ne kadar kendi kararını vermiş de olsa, her ne kadar o konuyu e, kendini çok emin bile olsa konunun sonucunda ne yapacağına muhakkak o grubu e, iş arkadaşlarını dinlemesi lazım. En azından kendine rapor eden grubu dinlemesi lazım. Bu eğer siz kontribüt edebiliyorsanız, bir şeyler verebiliyorsanız kendiniz tatmin olursunuz. Ben bir şeyler verebiliyorum dersiniz. Sizin müdürünüz eğer sizi dinlemezse e, siz kontribüt edemediğinizi anlarsınız. O zaman demoralize olursunuz. Ama sizi dinleyip de başka bir karar veya vizyonu paylaşırsa o zaman dersiniz ki evet ben beni dinledi ama farklı bir bakış açısı varmış diyebilir. Onun için İyi bir lider çok iyi bir şekilde dinlemesi lazım. İkinci özelliği vizyon sahibi olması lazım ve bunu paylaşması lazım. Benim vizyonum olabilir ama ben bu vizyonumu, hedefimi, ticari hedeflerden bahsetmiyorum sadece. İşte üç senede, beş senede nerelere ulaşmamız gerekiyor? Bunları eğer ben iş arkadaşımla, bu grubumla ya da bana da, rapor eden insanlarla paylaşamazsam, şirketle paylaşamazsam, o zaman hedefimizi bilmeyiz. Herkes kendi bir hedeften gider, farklı yerlere ulaşırız. İstemediğimiz sonuçlar çıkar. Onun haricinde takım ruhunu ve motivasyonunu sağlamak. Şey unutmayın, yani liderler tek başına her zaman kazanmaz. Yani lider demek tek başına alıp götürmek demek değildir. Lider demek arkasından takip edeceğiniz kişi demektir. Onun için lider gruba ihtiyacı vardır. Yani eğer bir grup insan olmazsa, bir grup çalışan olmazsa lidere de ihtiyacı olmaz. Onun için bu takımı iyi kurmak lazım ve o takımın motivasyonunu, vizyonunu sağlamak lazım. E, liderlik bu. Yani menajerlikten farklı. Menajer dediğiniz, e, müdür dediğiniz işleri yapar e, ama vizyonunu paylaşmayabilir. Dinlemeyebilir, siz bir iş verirsiniz, onu yapar. Ama lider iyi dinleyen, iyi paylaşan ve motive eden bir kişi olarak görüyorum. Çok teşekkürler. E, yurt dışında çalışmak için konfor alanından çıkmak gerektiği söyleniyor bize. Peki siz konfor alanınızdan nasıl çıktınız? Bununla ilgili bize ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Benim geldiğimde e, İsviçre daha zordu. O zaman e, Schengen e, grubunda değildi İsviçre ve Türk pasaportuyla e, çok da seyahat etmek zorundaydım. Ben diğer iş arkadaşlarıma göre bir Fransız, bir Alman'a göre iki kat daha fazla çalışmak zorunda kaldım. Onlar çok rahat vizesiz bir taraflara gidip gelirken. E, onlarla uğraşmazız yani sadece kendi işlerini yaparken ben hem işimi yapıp hem de vize peşinde koştuğum zamanları hatırlıyor. konfor alanında yani dediğim gibi eğer kendinizi iyi anlatabiliyorsanız, eğer sakin davranabiliyorsanız çünkü biraz şunu söyleyeyim Türk Türkler bizler belki okul çağından itibaren Avrupa'ya göre, hatta Amerikalılara göre çok daha pratik mindayız. Çok daha pratiz, Çok daha çabuk düşünüyoruz. Çok daha e, kolay sonuca varıyoruz. Çoğu zaman doğru sonuca varıyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Bunun tek dezavantajı sabırsızız. Yani en azından benim neslim öyleydi. Şimdiki nesil bilmiyorum. Ya işte ben bunu görüyorum, senden önce gördüm. Bunun sonucu böyle dediğiniz zaman sizi dinlememeye başlıyorlar. Çünkü bir takım oyununa girmemiş oluyorsunuz. Ee, önemli olan o shared vision dediğimiz sizin müdürünüzün, sizin e, liderinizin paylaştığı hedeflere grubunuzla beraber e, oraya ulaşmak. Bir çalışmak çalış, çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Yani e, bir şey daha size önereyim İş hayatınızda muhakkak gerekli e, coaching yani muhakkak Network söyledim Network yapmanız lazım Ama e, ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın ki bu olacaktır mecbursunuz aynı zamanda o Networkte doğru insanlarla doğru coachlarla e, şey bulmanız lazım. Çünkü size e, kapıları açacak biriler oluyor ama o kapıdan geçmek sizin elinizde. Onun için hem çok çalışmanız lazım hem de doğru insanlarla, coaching'den, doğru insanlardan advice almanız lazım. Çok çalışırsanız ama advice alamazsanız, size yol gösteren birisi olmazsa sadece çalışmakla kalırsınız, kendinizi gösteremezsiniz. Çalışmazsanız, sadece advice alırsanız da o zaman çekirge bir iki sıçrıyor ama çalışmadığınız için, kendinizi gösteremediğiniz için de bir yere gelemiyorsunuz. Bu ikisini birleştirmeniz lazım. Okul hayatlarında, okul hayatınızda şu anda belki ilk şirkete girdiğiniz, endüstriye girdiğiniz bir iki yılda çok çalışmanız daha önde. Ama iş yerinde artık birinci iki seneden beri muhakkak size advice verebilecek, sizinle konuşabilecek, kendi endüstrinizde olmak zorunda değil ama size güvendiğiniz birisinden, büyüğünüzden, iş hayatındaki tecrübelerinden e, yurt dışında çok var. E, Avrupa'da, Amerika'da çok var. E, coaching almanızda fayda var. Gerekli. Çok teşekkür ederiz. Ee, uzun yıllar yurt dışında çeşitli görevlerde yer aldınız. Peki tekrar Türkiye'ye düşünmeyi hiç düşündünüz mü veya ileride düşünüyor musunuz? Ee, yok yani şu anda e, düşünmüyorum Türkiye'de e, yerleşmeyi düşünmüyorum ama e, bir iki e, olası fırsat var e, Türkiye'de iki tane üniversitede e, tecrübelerimi anlatabileceğim tecr e, ders verebileceğim fırsatlar var onun üzerine konuşuyoruz ama... E, Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. E, ailevi nedenlerden dolayı. Çünkü iki tane çocuğum var. E, onlar burada büyüyor. Burada doğdular. E, eşim dediğim gibi e, yabancı. E, ama e, ailemin bir kısmı tabii e, benim ailemin bir kısmı e, Türkiye'de olduğu için gidip geliyorum. Ama yerleşmeyi şu anda düşünmüyorum. Çok teşekkürler. Ee, yandan İngilizce bölümümüzde İngilizce okumak avantaj mıdır diye bir soru gelmiş. İkinci dil öğrenmek istiyorsak sizce bunu neye göre seçebiliriz? E, iki yani İngilizce bölümü okumak avantaj mı? E, eğer endüstriye gireceksiniz İngilizce konuşmak zorundasınız, bilmek zorundasınız. Yani Fransızca, Almanca, Çince, Japonca değil ama İngilizce bilmek zorundasınız. E, bu da eğer okulda öğrendiğiniz İngilizce size bir avantaj sağlıyorsa İngilizce öğrenme büyük bir fırsat tabii. Bu güzel. E, i̇kinci dil, e, üçüncü dil çünkü Türkçeyi biliyorsunuz, İngilizceyi biliyorsunuz. İkinci yabancı dil veya üçüncü bir yabancı dil e, öğrenmek istiyorsanız... E, büyük bir ihtimalle ben e, Avrupa dili seçmem. Çünkü İngilizce ile... ...Avrupa'yı ve Amerika'yı cover edebiliyorsunuz. Ee, onun için daha otentik e, dil seçebilirim. Ee, Arapçayı seçebilirim, Çince'yi seçebilirim. Ee, çünkü onların e, avantajı... E, ...önümüzdeki beş sene, e, on sene içinde... ...eğer bir ilaç endüstrisine giriyorsanız ...İngilizce ile zaten cover ettiğiniz bir grup var. Ee, Rusça olabilir, e, Çince olabilir... E, hiç olmadıysa İspanyolca olabilir Latin Amerika'yı e, cover etme açısından bir avantaj olabilir. Biraz farklı bir şey gibi geliyor işte Fransızca varken Almanca varken diye ama zaten Avrupa'da e, İngilizce yeterli oluyor. Ha, biliyorsanız Fransızcayı o da çok güzel bir şey, Almancayı biliyorsanız çok güzel bir şey ama e, İngilizcenin yanına ben e, Avrupa dilinin haricindeki başka bir dili tercih ederim. Çok teşekkürler. Başarılı olmanızda en çok hangi özelliğinizin etkili olduğunu düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Ee, başarılı olmamda herhalde güven. Yani hem kendime çok güveniyorum hem de takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Yani ilk önce insanlar bazen üçüncü kişilere güvenmeden başlarlar bu ilişkilere iş hayatında... Ondan sonra güvenini kazanırlar. Ondan sonra e, güvenmeye başlarlar. Ben takımımı kurarken de iş arkadaşlarıma ilk önce ya da birisinin işime elemanı alırken işe hep güvendim. E, fail etmedim mi? Güvenim boşa çıkmadı mı? Evet birkaç defa çıktı. Ama güven ve respect ettiğiniz zaman, saygı ve sevgi verdiğiniz zaman iş arkadaşlarınıza, takım arkadaşlarınıza e, ve onlara bir takım olduğunuzu hissettirebiliyorsanız çok başarılı hale gelirsiniz. Yani benim çok başta da söyledim başarılı olmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi doğru insanlarla, çalışan insanlarla bir takım halinde sonuca ulaşmamızdır. Teşekkür ederiz. Türkiye'den bir üniversiteden mezun oldunuz. Peki aldığınız diploma'nın yurt dışında geçerliliği hakkındaki sorunlarla karşılaştınız mı? Olduysa bu sorunları nasıl açtınız? Şimdi e, Türkiye'deki üniversiteden ben eczacılık fakültesi mezunuyum. Burada Avrupa'da Avrupa Birliği'nde eczacılık yapabilmeniz için e, eşdeğerlik sınavına girmeniz okumanız lazım. E, ama ben eczacılık yapmadım. Yani eczane açmadığım için veya hastanede eczacı ünvanıyla çalışmadığım için böyle bir problemim olmadı. Eğer ilaç firmasında... <laughs> ...çalışıyorsanız böyle bir denklik belgesi aramıyorlar. Onun için bir şeyiniz olmasın, düşünceniz olmasın. Siz eczacısınız, Türkiye'de eczacılık yapabiliyorsunuz. Başka bir ülkede eczacılık yapabilmeniz için... ...o ülkenin denklik şartını uymanız lazım. Ama ilaç endüstrisinde eczacılık... E, ...size e, eczacı olarak çalışmıyorsunuz. Eczacılık fakültesinde okuduğunuz bilgilerin üzerine kariyer yapıyorsunuz. Onun için indis, endüstriye gireceksen ilaç endüstrisine yurt dışında bir denklik belgesi veya ihtiyacınız olmayacaktır. Çok teşekkürler. Bir diğer soruda Galderman'ın portföyünde orfan, orfan ilaçları da bulunmakta. Nadir hastalıkları hakkında fikirlerinizi paylaşır mısınız? Ee, çok limitli galdermada aslında çok daha özel, çok daha spesifik e, o konuya uzman olan firmalar var. E, çok önemli e, ilaçlar, çok desteklediğim bir eczacı olarak ama daha önemlisi bir insan olarak çok e, önemsediğim e, ilaç firmaları bunlar. E, Orfini ilaçları getiriyorlar. Çok pahalı. Çok zor bulmak, bulduğunuz zaman işte biliyorsunuz 15 sene, 20 sene gibi bir araştırmanın üzerinden bulabiliyorsunuz. Ee, belki e, milyonlarca insana değil, e, hastaya değil, belki yüz bin kişiye milyar üzerinde yüz bin kişiye faydası oluyor. Çok çok önemli. E, elimde imkan olsa, e, orfan e, e, böyle nadir ilaçları Bulan, üreten, onları pazarlayan bir firmada çalışmak isterim. Çok Royal, çok saygı duyduğum grup. Çok teşekkürler. Daha hiç endüstri stajı yapmamış öğrencilere staj öncesi ve staj sırası için önerileriniz nelerdir? Diye bir soru gelmiş. Eğer endüstriye girmek istiyorsanız, işte karar verdiyseniz, muhakkak staj yapın endüstride. Yani ilaç firmalarında e, eminim ki daha e, yakın davranacaklardır e, benim dönemime göre. E, bu firmalarda ürün müdürlüğünün yanında çalışabilirsiniz, satış e, elemanı olarak çalışabilirsiniz. Benim e, size tavsiyem hangi firmaya da staj yapacaksanız da işte bir aylık ya da üç aylık dönemlerde bilemiyorum nedir sizin e, staj dönemimiz bu, burada. Ee, sadece bir konu üzerine gitmeyin. Eğer bir aylık staj yapacaksanız konuşun firmayla bir hafta piyasaya gidin. Yani markete gidin orada satış elemanıyla beraber çalışın. Görün o satış elemanları neler yapıyor. Ondan sonra bir hafta işte, ya da bir süre e, o firmadaki e, eğer commercial'a geçeceksiniz ticari bölümde girmek istiyorsanız Ürün müdürleriyle beraber oturun, onları bir görün, onlar nasıl çalışıyorlar. Eğer ilaç firmasında e, üretimde çalışmak istiyorsanız veya teknolojide, e, formülasyonda, R&D'de çalışmak istiyorsanız onlarla yapın. Ama benim size tavsiyem bir aylık ya da üç aylık stajınızı sadece bir bölümünüze harcamayın. Eğer sadece ben üretimde çalışmak istiyorum ya da komersiyonda çalışmak istiyorum demiyorsanız. Ben sadece endüstriye girmek istiyorum. Benim idealim bu endüstride çalışmak ise bu staj kısmınızı 3'e 4'e bölerek farklı bölümlerinde çalışmanızda faydası var. Böylece o endüstriyi görebilirsiniz. Firmanın kültürünü de görebilirsiniz. O da çok önemli. Çok teşekkürler. Ee... Diğer soru da, endüstride staj yapmak istiyoruz fakat staj alımlarda bile departmanda daha önce tecrübe edinmiş olmaya dikkat ediliyor. Bu zorluğu aşmamız konusunda bize ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Ben sizin olsam bana ben öğrenciyim daha dördüncü sınıf beşinci sınıf öğrencisiyim staj yapmak istiyorum. ...Human Resource'da insan kaynaklı diyor ki... ...biz tecrübeliği istiyoruz. Peki bana kim tecrübe verecek? Yani maalesef çok kötü bir pozisyon. Çok haklı arkadaşlar soruyu soran ama... ...o zaman challenge edin. Yani ben staj yapmak istiyorum. İş aramıyorum. Hala öğrenciyim. Önümde bir aylık staj yapmam lazım... ...ve endüstriye girmeyi düşünüyorum. Ama bu bir aylık öğrenci stajında... ...tecrübe istemek biraz yok biz stajyer almıyoruz demek kibarcası bu. Onun için kibarca sizde de challenge edin. Kibarca yani öğrenci stajında tecrübe aramak bana çok makul gelmiyor. Çok teşekkürler. Benim sorularım bitti. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bize ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz? öğrenci e, öğrencilik yıllarınızda özellikle son dönemlerde e, dediğim gibi muhakkak he, hele bu şu online'da o kadar arttı ki bazı kurslarınızı al, almanızı tavsiye ederim. Yani eczane eczacısı olsanız dahi bir iletişim e, eğitimi almak çok önemli. Yani hem hastayla hem arkadaşlarınızdan ailenizden. Bence bu, bu tip e, kursları birer haftalık onar günlük kursları iletişim, dinleme, daha iyi dinleme. Hatta mümkünse eğer ilginiz varsa tiyatro derslerine gitmenizde. Çünkü nefesinizi, o prezentasyon skills çok önemli. Sadece slaytlardan prezentasyon yapmak değil, ses tonunuzu ayarlamak, ellerinizi kullanmak, mimiklerinizi kullanmak inanın çok önemli. Şu anda belki daha kavretmiyorsunuz dördüncü, beşinci sınıftasınız ama Bunlar sizin gelişiminizde çok, kariyerinizde çok önemli. İlaç endüstrisinde olsun veya olmasın. Mümkün olduğunca bu tip kurslara gitmenizi de tavsiye ederim. Bir soru da bana şeydi, kitap tavsiye eder misiniz? Ben çok açık söyleyeyim, ben çok kitap okuyan birisi değilim. Ben disleksiyim, onu da söyleyeyim. Yani aranızda disleksi varsa... E, disleksi olarak büyüdüm. E, hiç çekinecek bir şey yok. Kitap okumaktan çekindim ama kendimi magazinlere verdim. Mesela ben Türkiye'deyken e, lise zamanlarımda dahi üniversite zamanında dahi National Geographic Travels diye bir e, dergisi vardı sarı. Onları okuyordum. Yani o ilk başta söylediğim gibi ülkelerin kültürleri, seyahat edilecek yerler o dönemlerde imkanım olmasa bile onları ...okurdum. Onun için Türkçelere de... ...çıktı. O Türkçelerinde... ...hangi ülkede ne kültür var, nereleri... ...görmek var, e, o o tip... E, ...dergileri e, okuyordum. Mümkün olduğunca... ...açık olun, mümkün olduğunca... ...diğer kültürlere... ...yemek kültürü olsun, e, konuşma... ...kültürü olsun, yaşam kültürü olsun... ...onları ister... E, ...artık o kadar... E, ...30 senede o kadar çok şey değişti ki... E, ...web sayfalarında... ...online'larda... Mümkün olduğunca e, onları görün, onları okuyun. İlaç endüstrisine girmeseniz bile sizin gelişiminizde çok çok faydası olacak. Çok teşekkürler. Peki bize film öneriniz olabilir mi? E, bu arada çok Netflix izliyorum. Yani bilmiyorum size herhalde çoğunuz üyesinizdir. E, bir sırrımı vereyim ben size. Seyahatlerimde eğer e, iki, iki tür film seyrediyorum ben. Bir Ya komedi. Ya da daha çok e, polisiye e, filmleri seyrediyorum. E, gittiğim iş seyahatlerimde eğer e, problemli bir market ise o zaman e, uçakta daha çok komedi filmleri seyrediyorum. Eğer e, çok keyifli bir iş seyahati planlanıyorsa işte bir yerin açılışı veya bir ürünün launchu o zaman polisiye şeyleri seyrediyorum. En son e, Netflix'te şeyi izledim. The Hundred diye e, e, yüz, Türkçe bilmiyorum e, buradaki yüz diye bir e, e, iki bin iki falan geçen üç e, yüz tane genç e, gencin e, uzaydan e, işte dünyanın o dönemine geri gönderilmesi ettim Blacklist Blacklist e, e, o da güzel bir polisiye şeyi. Netflix'te çok güzel e, filmler var. Onları onları tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz Can Bey. Ee, sorularım bu kadardı. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bizimle tecrübelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Sizin gibi değerli liderleri liderlerle konuşabilmek bizi çok mutlu ediyor. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Kafanıza bir şey takmayın. Çok çabuk geçiyor hayat. Bakın 30 sene oldu ben, 33 sene oldu ben mezun olalı. Kolay değil kabul ediyorum öğrencilik dönemi, hele Covid döneminde. Ama pozitif tarafından bakın, ailenizle berabersiniz. Yani biraz e, e, detoxing gibi düşünün. Yani e, bütün bu yıllarınızı şimdi bu Covid döneminde kendinizi tekrar bulmaya, kendinizi düşünmeye, ailenizle beraber olmaya fırsatı sağladı. İyi oldu demiyorum ama olan bir şeyi pozitif olarak düşünün. Kendi kariyerinizi, kendi yaşamınızı, okul hayatınızı, ailenizle olan ilişkilerinizi tekrar daha güzel, pozitif hale getirmek için büyük bir avantaj, büyük güzel bir zaman. Umarım hepiniz iyi değerlendirirsiniz bunu. E, hayat kısa canınızı sıkmayın her şeyin bir çözümü var e, ama lütfen kendinizi geliştirin eğer yabancı dil öğrenemeyecekseniz öğrenmek istemiyorsanız veya ben eczane eczacısı olacağım diyorsanız yine de kendinizi geliştirmek için muhakkak size tavsiye edeceğim e, dinleme ve iletişim kurma kurslarını sertifikalarını Onlara gitmenizi tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli ve faydalı bir yayın oldu. Tekrardan çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Hepinize i̇yi akşamlar. başarılar dilerim. Keyifle, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.